Ada meselesi mi? Senin anlayışını yerim anneannem ya. Genelde anlayışımı değil, paramı yiyorsun ama. Hazır konuya değinmişken. Hazır konuya değinmişken uzatmayalım, kendini yorma. Git şu dolabı aç. Harbiden? İçindeki kutuyu çıkar. Evet. Aç. Açtım. O kırmızı kutuyu da aç. Açtım. İçindekini de aç. Açtım. Matruşka bebekler nerede? Sen matruşka bebek mi istiyorsun oğlum? Ya ne yapacağım bebeği? Hayali çay partisi mi yapacağım? Konu para değil miydi ya? Bravo. O kutunun içindeki anahtarı al, şu çekmeceyi aç. Afife Hanım, Afife Hanım. Burada meblağ olarak neden bahsediyoruz? 3250 TL. Oo, güzel, likit. Bu ne? Yaz boyunca Çeşme'deki evime verdiğin zarar ziyanın faturası. 3250 TL. Nakit mi ödersin, kredi kartıyla mı? Emir, benim ofiste bekliyorum toplantıya. Burada ortam bombastik oğlum. Viski kuruyemiş falan da aldım. İstersen yazgı zahteri falan da getir. Olmadı onları alıp tekneye kaçarız. Var ya benim 12 metre. Gece kalmak isterlerse nevresim falan da var. Alo? Kapandı. Yine ne abidik kubidik işleri peşinde bu kız ya? Kesin gelirim o akşam. Açrayın hiçbir kepazeliğini kaçırmak istemem. Bu psikomanyak benim liseden arkadaşım biliyor musun? İptal, iptal. Gösteri iptal. İptal oldu. Ne yapıyorsun be? Alo, Bünyamin hocam. Ben toplantıya gelemeyeceğim ya. Über acil bir işim çıktı. Sonra da sete gitmem lazım. Show must go on bro, biliyorsun. Ama ben kuru yemiş falan aldım. Hayır işte öbür gün olmaz. Öbür güne kadar şan fıstıkları rutubetlenir oğlum ya. Ama ben her şeyi hazırlamıştım sen geleceksin diye. Burada ben yapayalnız kalayım ben yani. Onu mu diyorsun? Yok ya sistemim falan. Arıyorum işte. Kim o? Ben bayan düşünmüştüm ama. Ama abla benim... Sus! Konuşmayacaksın gebertirim seni. Bora, bir insan emanet bir yazlık evin tabaklarını kırabilir, musluğunu bozabilir. Ama bir insan, bir yazlık evin tavanını nasıl yakar ya? Ya bünyede alkol vardı, bayan arkadaşlar da meşale yapalım, eğleniriz filan diye şey ederken... Allah aşkına sus, Allah aşkına sus derdim başımdan aşkına. Bugün git iş bul bu parayı öde ya da yarın seni yolluyorum. Nereye yolluyorsun ya? Ananın evine, İzmir'e yolluyorum. Ne oldu? Hayat zor değil mi? Korktun mu? Ne oldu? Dudağın titredi. Gerizekalı. Eriyorum. 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 Elime kardu katı halde kal, sana iş buldum. Hayatım, şimdi bizim işler genellikle uluslararası celebrity bazında. Senin İngilizcen nasıl? Yes, no bazında. Çizimin falan iyi mi? Çöp adam bazında. Böylece öğrenmiş oldum. Arkadaşım, sen niye geldin buraya? Emir git dedi. Şu an teşekkürler. Biz sizi arayacağız anı, değil mi? Yeni bir şey buldum. Kirpikleri müthiş uzatıyor. Bakayım. Ben de kullanayım o zaman. Ay, Mickey Fare'nin hanımı gibi olsun kirpikleri. Bak böyle oluyor da onlar, değil mi? Ay ne güzel oldu değil mi? Elit hanımlar havuzda beraber çömerken hop kaynaştık. Yarın da kardiyo çalışıyoruz hanımlar. Tembellik yok. Kardiyo senin köpeğin olsun anam ya. Zaten artık spor benim hayatımın bir vazgeçilmezi yani, onu diyeyim. Doktor Bey. Merhaba. Doktor Bora Bey, bizim dairede kiracı. Fırat'ın yazgısının da kardeşi. Doktor Bey, biz de aramızda tartışıyorduk. Günde 3 saat spor yapınca baldırlar Ronaldo baldırı olur mu diyerek de.
olsun mu istiyorsunuz, olmasın mı istiyorsunuz? Ya hadi be, ilahi ya. Hanımlar, ayran içeceğim. Doktor bey, size bir şey soracağım. Bu ürünün zararı olur mu? Yo, niye olsun? Doktor bey, doktora ayıp olmaz. Ben silikonları bir ay evvel yaptırdım. Güle güle kullanın, iyi günlerde. Ağırlık kaldırsam bir sakıncası olur mu? Onlarla nasıl kaldırılıyor ki? Pardon, ay ben de doktor bulmuşken bir şey soracağım ama utanıyorum. Kulağınıza söyleyebilir miyim? Vay anasın. Berk. Oğlum acayip ya. Hatunlar karınca gibi üşüşmüş. Ne yaptın oğlum? Nasıl yaptın? Nasıl yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum abi. Eve gidiyorum ben. Benim Berk diye bir kanka vardı var ya. Aynı böyle senin hesap skorer oyuncu. Biz böyle bununla tuzlara paso yazdık da paso takılmaca paso hatun kaldırmaca. Oldu. O zaman etrafta görüşürüz. Ne yapsak? Akşam yapacak mısın sen ha? Dolibar'a gidelim mi? Babadan alayım ben arabayı. Nereye? Dolibar. Marina'da. Benim tekne var da 12 metre. Belki hatun falan bulursak tekneye kaçarız. Senin teknen mi var? 12 metre. Anladım onu. Yani marina biraz uzak da eğer sen ısmarlayacaksan benim bildiğim neşeli bir bar var. Kız popülasyonu da yüksek. Çakal. Çakalsın oğlum. Hemen gidelim mi? Şu an Sevinç'ten alabilirim. Fark ettim. Her şeyi ben ısmarlıyorum yalnız kardeşim. Sen daha işe yeni başladın. Ben işe mi başladım? Tabii lan. Bak kimdi bu? Ha? Gözleri cart mavi düşün. Kuzey'in arkadaşı Ali öldü hattan sonra. Allah Allah içim çıktı. Biz de onlar gibi ayrılmaz ikili. Var ya vay be. Let's get here. It's just a minute. I'm better. Let's get up. I'm better. Vay ne güzel yapıyorsun kardeşim. Süpersin ya. Eyvallah sen bir de tekneyi gör. Kaç metreydi o? 12 metre oğlum. Tufan Bey şöyle yapalım mı? Ben tazminatımı alayım gideyim. Tufancığım şimdi biz hiç zombiye girmeyelim. Birleşip damaya girelim dermişim. Ha, Deniz biraz gergin diye ortamı bir espriyle ısıtayım dedim. Şimdi canım benim, haddim olmayarak bence şöyle bir hikaye olabilir mesela. Yazgın'ın Fırat'tan bir çocuğu olmuş fakat aşiret çocuğu anneye göstermiyor. Bu da evladım olmadan asla diyerekten çocuğunun peşinde. Ali'ye kafası. Her zaman tutar sevgilim. Zahter de Fırat'ın karısı olarak çocuğu olmadığı için bu çocuğu sahiplenmiş. Çok dişi. Vay vay vay. Altın madeni. Yalnız benim bir ricam var. Yazgıyı başkası oynasın. Benim bir yeğenim var. 10 yaşında çok tatlı, çok da hevesli, oyuncu olacağım falan diyerekten. Çocuğu o oynasam? Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Her zaman üzersin beni, ah yaramaz çaktın seni. Benim hiç günahım yoktu, baştan çıkardın sen beni. Esmerim, güzelim, tutun elim. Ben yanıyorum, aman Allah çok seviyorum. Esmerim, güzelim, tutun elim. Ben yanıyorum, aman Allah çok seviyorum. Üzerine bir elbise giyseydim, iç çamaşırlarınla çıkmasaydım. Bu nasıl elbise ya? Mesleki anam, tapu kadastroda çalışmıyorum ben. Ne yaptın bütün gün? Bir telefonlarını açamadın ya. Kim meşgul ettiyse seni o kadar. Kim bu herifler? Sen konsomasyona mı çıkıyorsun yoksa ya? Ha? Yok, deli çıkıyorum ben senin yüzünden. Çıkmıyorum ya konsomasyona. Hiç mi güvenmiyorsun bana ya? Bana hiç mi güvenmiyorsun? Telefonlarıma niye çıkmıyorsun? Bütün gün şu otopark işi olsun da ev tutabilelim diye ensemde boza pişiren bir ruh hastasına tarçın ikram ettim. Bana bak, ev buldum ben, balkonlu. Ama adam 3 ay peşin istiyor. O işte bana yamuk yapmazsın değil mi Selahattin? Yok ya, yok. Sanki ev açma vaadiyle kandırıp bunu kötü yola düşüreceğiz de. Daha ne kadar düşecekse bundan sonrası artık Grand Canyon. Ne kamyonu lan? Ne diyorsun sen bana? Motor mu diyorsun, ne diyorsun?
Ya sabır ya benim canım. Yaz aşkım bana güven ya. Ya ama sen de bana güven Selahattin. Ben sana güveniyorum. Hah. Etraftakilere güvenmiyorum. Sen böyle giyinirsen o öküzler de trene bakar gibi böyle bakarlar. Aşüfte. Allah'ım akıdama hatırlatıyorum ben. Kast ajansından figüranlar tutacağız. Onu sen ayarlarsın. Onlar böyle giyinip kuşanıp biletini almış Cihangir tayfası gibi gelecek. Kafeyi dolduracak, gösteri izleyecek. Çok beğenecekler, alkışlayacaklar. Ah böyle hatta %20 oranında falan ayakta alkış düşünüyorum. E tabii onlara reji verecek de bir yönetmen lazım. Ben yönetirim. Sonuçta dalavere de olsa parasıyla. Maddiyatçının dibisin, seviyorum seni. Kimin gösterisi ki bu kadar kötü? Açılayım müzikli oyunu. İkircik mi yoksa? He. Oo. Ne yaptın abi ya? Biliyorum ben onu. Çok para isterim ama. Her türlü. Figürasyon, kostüm birinci sınıf. Büyük prodüksiyon. Aman abi sakın su koyuvereyim deme. Parkeler kabaracak. Ne biçim espri ki bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.